Arkası yarın. Kilit, 4. bölüm. Şimşek gibi uçan atların üstünde uzun saçlı, yaylı ve mızraklıydılar. Yazan Mustafa Necati Sepetçioğlu. Radyoya uygulayan Yusuf Sen. Yöneten Aykut Sözeri. Efektör Mehmet Turgut. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Sönmez Atasoy, Alparslan Kaya Akarsu, Sarı Hoca Erol Kardeşici, Çağrı Bey Semih Sergen, Tuğrul Bey Alpay İzbırak, Saltekin Serhat Nalbantoğlu, Ahşin Şahap Sayılkan, Küpeli Hafız Fikret Ergin, Hatun Ona Tomris Çetinel, Gümüştekin Selçuk Yöntem. Avrupa'ya göç eden Türk boylarından peçenekler arasında huzursuzluklar sürüp gitmektedir. Halk tarafından sevilen Kegen Bey'i Durak Han çekememektedir. Kegen Bey, babası Demirci Baldur'un ölümünden sonra Durak Han'ın yerine geçmesi için yapılacak baskılara tek başına karşı koyamayacağını anlar. Oğlu Balçar ve karısını bırakarak Bizans'a gidip orada yaşamaya karar verir. Öte yandan doğuda Selçuklular kendilerine yurt edinmek için Anadolu'yu seçerler. Ancak bunun için daha erkendir. Bu arada artık yetişkin bir delikanlı olan Alparslan'a da önemli görevler düşmektedir. Beni çağırtmışsın Saltekin Bey'im. Evet Alparslan. Gel bakalım, gel. Gel şöyle yanıma otur. Sana söyleyeceklerim var. Buyur, seni dinliyorum. O gün geldi Alparslan yeğenim. Hangi gün? Size de iş düşecek demiştim, ne çabuk unut. Ne bileyim, birden söyledin de beklemiyordum. Yoksa hazır değil misiniz? Hazır olmasına hazırız da. E'si bizim çerilerin bir bölümünün atı yok. Aa, o kolay, at verilecektir. Bunu gidip benimkilere haber vereyim öyleyse. Dur dur, daha söyleyeceklerim bitmedi. Bu akşam toplantı var. Çağrı Bey baban senin de katılmanı istedi. Size düşen görev de toplantıdan sonra bildirilecek. Babam toplantıya katılmamı istedi ha? Hadi öyleyse ne duruyoruz, hemen gidelim. Dur bre deli oğlan, bu ne acele? Toplantıya daha çok var. Baksana gün yeni batıyor. Beylerim, beylerim, şimdiye kadar siz konuştunuz. İzniniz olursa benim de söyleyeceklerim var. Anladım ki Gazneli ile yapılacak bir savaşa hala karşı olanlar var. Biliyorsunuz kendimize kalıcı yurt olarak seçtiğimiz topraklarla aramızda engel oluşturmaktadır Gazneli. Çocuklarımızın, torunlarımızın doğup büyüyeceği topraklardır bunlar. Yüzyıllarca yaşayacağımız soyumuzun süreceği topraklardır bunlar. Savaşı biz istemiyoruz. Ancak buna zorlanıyoruz. Bırakmıyorlar. Geçip gitmemize izin vermiyorlar. İşte bunun içindir ki Gazneli ile savaşmak kaçınılmazdır diyorum. Kararsızlık göstermek sonumuzu getirir. Evet doğru. Bence de Çağrı Bey'imiz doğru söylüyor. Onun dediklerini dinleyelim. Bu işin tam zamanıdır. Çağrı Bey'imiz doğru düşünür. Aramızda bir de derviş var. Gazneli'den kaçıp gelmiş. Bir de onu dinleyelim. Bakalım ne der. Hocam, bu senin derviş dediğin bizim Küpeli Hafız değil mi? Sırası mı şimdi? Şunu dışarı çıkınca soramaz mısın?
Ben buraya sizlere Selçuklu'nun zaferini müjdelemeye geldim. Bu müjdeyi şu anda benim adamlarım ordu içinde çerilere bildiriyorlar. Yarenlerimin bir kısmı da Gazne'de kaldı. Onlar da Gazneli ordusuna başlarına neler geleceğini söylüyorlar. Selçuklu bu fırsatı kaçırmamalı. Kaçırırsa bir daha toparlanamaz. Başka sözü olan var mı? Gazneli ile toptan bir savaşa giriyoruz. Çağrı Bey'imizin savaş deneyimi bizden fazladır. O yüzden ben de onun buyruğunda savaşacağım. Toplantımız bitmiştir. Kazanız mübarek olsun. Bizim görevimizin ne olduğu hala söylenmedi Saptekin Bey'im. Onu baban söyleyecek. Hem seni de görmek istiyor. Beni görmek istemişsiniz Çağrı Bey babam. Gel bakalım Alparslan oğlum. Yeni yetmelerden bir çeri düzdüğünü duydum. Ne yapmışsın görelim istedim. Çerilerin buyruğunu bekler. Görevimizi öğrenmek isteriz. Göreviniz çok önemli. Savaşın sonucu size bağlı diyebiliriz. Merle Serahs arasındaki hem çöle... Hem geriye Dandanakan'a doğru bütün suları içilmez, bütün kuyuları kullanılmaz hale getireceksiniz. Ne düşündün? Zor mu dersin? Yok, zor değil. Bu iş ne zaman yapılacak? Yarın çerilerin hazırlıklarını tamamlasınlar. Ertesi gün öğleden sonra bu iş bitmiş olmalı. Nasıl yapmayı planlıyorsun? Çocukların bir kısmını Afşin'e verip Gazneli'nin burnunun ucuna kadar göndermeyi düşünüyorum. Afşin Gazneli'ye en yakın kuyuları körletip suları içilmez hale getirirken daha gerilerdekiler de Ersagun'un buyruğunda arta kalan suları halledecekler. Afşin'in işi bitince Ersagun'un gerisine, Ersagun'un işi bitince Afşin'in gerisine çekilecek. Böylece Merv ile Serahs çayı arasında Gazneli içecek su bulamayacak. En iyi ok atanları da seçip Kavurt'un buyruğuna vereceğim. Afşin'le Ersagun'u koruyacaklar. Hepsi iyi de senin yerin neresi olacak? İzniniz olursa Saptekin Bey'imizden bir bölük çeri isteyeceğim. Gazneli kuyuları yeniden açmak isteyecektir. Özellikle de Serahs çayına yüklenecektir. O zaman Kavurt'un işi zorlaşacak. Ben elimdeki bölükle Gazneli'ye ummadığı zamanlarda baskınlar yaparak bunu engellemeye çalışacağım. Sana bunları Sarı Hoca mı öğretti? Bunları bilmek için Sarı Hoca'ya danışmak gerekmez Çağrı Bey babam. Peki Alparslan oğlum, peki. Saftekin'e söyleyeceğim. Sana bir bölük verilecek. Savaşın sonunda seni canlı görmek istiyorum. Duydun mu? Duydum baba. Savaşın sonunda katına gelip elini öpmeyi ben de diliyorum. İznin olursa şimdi de öpeyim. Sarı Hoca yine evde yok mu Altun Ana? Ama ne zaman oldu ki? Ver elini öpüp de gideyim. O da niyeymiş? Bu el öpmeler yeni mi çıktı? Yok, savaşa gidiyoruz hani. Vakti geldiğinde biz hakkımızı kendiliğimizden helal ederiz. Sarı Hocan giderken Alparslan'a söyle beni Dandanakan'da bulsun dedi. Ya öyle mi? Ya Dandanakan'a kadar ne yapıp edip dişimi sıkacağım. Alparslan iki taşın arasında da kalsa gelip beni bulsun dedi. Hadi sağlıcakla kal. Bütün ordular Çağrı Bey'in buyruğuna girdi.
Çağrı Bey seni de ister Alparslan Bey'im. Sarı Hoca'yı gördün mü? Hiç görmedim. Suları ne yaptınız? Hepsi kullanılmaz hale geldi. Peki öyleyse. Varıp gidelim bakalım. Çağrı Bey babamız ne buyuracak? Buyruğu duydun değil mi Alparslan? Davullar vurduğu zaman ordular kendi başlarına hareket edecekler. Biliyorum Gümüştekin Bey'imiz. Bu Bektoklu bizi yoracağı benzer. Görüyor musun, ortadaki çerilerin başında o var. Hala dayanıyor. Bu gidişte Sultan Mesut'u kurtaracak. Deminden beri vuracak bir gedik arıyorum ama iyi kapanmış. Sarı Hoca da bir şey yapamaz. Bu Bektoklu'yu kandırırım sandı ama kandırsaydı şimdiye kadar... Sarı Hoca Bektoklu'yu bizden yana çekmek için mi çalışıyor? Sözüm ona öyle yapacaktı. Ne yani, Sarı Hoca şimdi Gazneli'nin ordusunun içinde mi? Evet ya, içinde. Sarı Hoca Bektoklu'yu kandırırım dediyse kandırır. Sanmıyorum. Uğraştıracak bizi. Akşama kadar uğraştıracak. Sonra da Sultan Mesut'u karanlıktan yararlanıp kaçıracak. Sultan Mesut ele geçmezse Gazneli ile savaşın sonu gelmez. Öyleyse bana 3 bölük ver Gümüştekin Bey. Doğruca sultanı hedef alıp saldırayım. Bilmem ki. Dur orada bir şeyler oluyor. Bak, 500'e yakın atlı koptu bizden yana geliyor. Kılıçlarının ucunda da beyaz bez parçaları uçuşuyor. Teslim oluyorlar. Kopmalar sürüyor. Sarı Hoca da orada. Ordunun arasında dolaşıyor. Afşin! Buyur Alparslan Bey'im. Afşin, bak Sarı Hoca orada, görüyor musun? Şu kayalıkların ardına doğru gidiyor. Yanında 8-9 kişi daha var. Yanına Ersegun'u, Atsız'ı, Yağmur'u al. Sarı Hoca'nın yanına git. Onun buyruğuna mı giriyoruz? Ne buyruğu Afşin? Sarı Hoca'nın çevresini gördüğü yok. Varın gidin kollayın onu. Gazneli ordusundan kopmalar durdu. Bektoklu da güçsüz kaldı. Vurmanın tam zamanıdır. Hadi Alparslan, varıp bitirelim bu işi. Bu yana gelen 8-9 atlı var. Önlerinde de Sarı Hoca. Sarı Hoca! Sür Gümüştekin! Sarı Hoca sultandan daha değerli. Sık dişini Sarı Hocam, yetiştin! Geldim Sarı Hocam, geldim. Dur şu mendille yaralarını sileyim. Yararı yok Alparslan. Sen çevremizdekileri uzaklaştır. Seninle konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakın. Hatun ananı gördün mü? Söylediklerini iletti mi? Evet hocam. Ama kendini zorlamasan, izin ver de gidip bir cerrah çağırayım. Cerrahlık işimiz yok artık. Bizim işimiz bir seninle, bir de Tanrı'yla. Senden kaçtım. Sana görünmemeye çalıştım. Seninle olsaydım dünyaya sarılıp ayrılmak istemeyeceğimi biliyordum. Ama bu dünyadaki işimizi bitirdik artık. Şimdi kendimize dönmek zamanıdır. Bak, bunu hatırladın mı? Evet hocam. Sav Tekin Bey'in verdiği kilit. Bu kilit burada. Dandana kanda yarım açıldı. Kalan yarısının nerede açılacağını sen bileceksin. Bana sorarsan Selçuklu'yu denize bulaştır. Deniz sonsuzdur. Buraları gibi kapalı kutu değildir. Selçuklu'yu kapalı kutuda bunaltma. Oysa denize kilit vurulmaz, göğe kilit vurulmaz. Gazneli'nin işi tamam mı? Tamam hocam, için rahat olsun. Bizimkiler sultanı şimdiye çoktan yakalamıştır. Zaferimiz kutlu olsun. Bir tek şey istedim. Senin Selçuklu'yu denize ulaştırdığını görmek. Ama görmüş gibiyim. Gözlerim o yurdu görüyor. Ölüm gözlerime çöktü de onun için böyle konuşuyor değil mi? Görüyorum Alparslanım. Gözlerimin önünde Selçuklular, Selçuklular, Selçuklular. Deniz kıyısında, yeşil ovalarda, her yerde Selçuklular.
Senden bir şey daha isteyeceğim Alparslanım. Az sonra ölünce beni buraya gömün. Buraya. Öldüğüm yere. Hocam. Bu mu sizin Sarı Hoca'yı korumanız avşın? Bu mu Alparslan'ın buyruğuna uymak? Bu mu size güvenmek? Bu mu sizden beklenen? Bu mu avşın? Bu mu? Ne susuyorsun konuşma? Gel avşın gel. Gel de otur. Seras'tan Merve taşınalı beri içim sıkılıyor. Sıkıldıkça da buraya geliyorum. Merv suyu kıyısındaki bu yüksek tepenin üstüne. Merv değişiyor. Sanki Çağrı Bey'in oturduğu şehir olmanın tadını çıkarıyor. Hoş, biz de değişiyoruz ya. Çadırlar hani? Yok artık. Yerlerine sütunlar, kubbeler yükseliyor. Hanlar, hamamlar yapılıyor. Çarşılar, pazarlar kuruluyor. Her yerde ipek böceği, ipek sözleri. Sen neden gelmiştin? Bir diyeceğin mi var? Evet Alparslan Bey'im. Çağrı Bey'imiz seni istiyor. Bunu neden hemen söylemedin? Ne bileyim, böyle ozanca düşüncelere daldığını görünce bozmak istemedim. Hadi atla atına, babamı bekletmeyelim. Babamı kendin mi gördün yoksa haber mi salmış? Beni çağırtmış gittim. Seni istediğini söyledi. Sağlığı nasıl? İyi miydi? İyiydi Alparslan Bey'im. Rahatsız bir halini görmedim. Ama orduda bir söylenti çıkmış Çağrı Bey hasta diye. Öyle mi? Neden bunu bana daha önce duyurmadın? Biliyorsun sandım. Nereden çıkar böyle şeyler? Neden çıkar? Ordu Çağrı Bey'i hep başında görmeye alışmış. Bir süre göremeyince de... Haklısın. Sen şimdi atsızı, yağmuru, buldacıyı, çavlıyı artık kimi görürsen hepsini ordunun içine sal. Çağrı Bey'imizin hasta olmadığını söyle. Günü geldiğinde ordunun yürüyeceğine emin olsunlar. Peki Alparslan Bey'im. Beni çağırtmışsınız Çağrı Bey babam. Gel bakalım. Alparslanım, seni neden çağırttım biliyor musun? Bilmiyorum baba. Sarı hocan anlatmıştır. Sen daha çocukken Bizans sınırlarına kadar gitmiştim ben. Evet, anlatmıştı. İşte o gidişimizde oraları hep gezip gördüm. Belli yerlere de işaretlerimizi koyduk tabii. Oraları alıp yurt edinmeyi düşündük. Ama bugüne kadar olmadı. Ama şimdi Bizans illerine doğru yavaş yavaş akıyoruz. Yalnız Gazneli var. Onu unutmamak gerek. O işi Dandanakan'da bitirmedik mi? Bitirdik bitirmesine de. Sultan Mesud'dan geriye Mevdud kaldı. Çıbanbaş. O yüzden Mevdud'u arkamızda bırakmamak gerekir. Ama Mevdud da bizi kıstırmak niyetinde. Zor durumdayız anlayacağım. Bizi kıstırabilir mi, kıstıramaz mı, buna sen karar vereceksin. Baba. Ne baktın öyle oğul? Sana bir şey sordum. Eğer iznin olursa üstümüze düşeni yapmaya çalışırız. 50.000 askerin başında Mevdud'un üstüne gideceksin benim yerime. Yüzünüzü kara çıkarmamaya çalışırım. Ne zaman yola çıkmamı buyurursunuz? Bana sorarsan yarından sonra akşamüstü derim. Haberlere göre Mevdud o sıralarda Belh'e girmiş olacak. İzniniz olursa ben gece yarısı yola çıkmak isterim. Mevdud'un sabah keyfi işimize yarayabilir. İyi olur, iyi olur. Bundan böyle ordunun başı sensin. Biz ancak zafer bekleriz. Sarı hocam beni duyuyor musun? 50.000 kişilik ordunun başındayım. Çağrı Bey babam zaferimi bekliyor.
Kilit adlı sürekli oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak umuduyla.